Origin noktasından başlayarak 90 yazıyorum. Kırmızı eksende de 75 gidiyorum. Mavi eksendeyken Shift'e basılı tutup buraya kitleyip böyle bir yüzey oluşturdum. Arc aracı ile midpoint'ten bu noktaya tıklıyorum. Daha sonra şuradan devam ettiriyorum. Tangent at vertex olarak çift tıklıyorum. Yine bu uçtan buraya tıklıyorum. Buradaki rezolüsyonun 12 olmasına gerek yok. Bunu 6'ya düşürebiliriz. Ve bu parçaları siliyorum, bu çizgileri. Sahnemi biraz fronta çevirdim. Buraya 5 noktalı virgül 150 yazıyorum. Bu şekilde bir seçim işlemi yaptım çizgiye. Follow me. Ve objemiz meydana çıkıyor. 3 kere tıklayıp sağ klik üzerine Soften Smooth Edge uyguluyorum ve yüzeylerini görünür hale getiriyorum. Daha sonra şuraya divide yapıyorum. Burayı da 4 parçaya bölelim. Rectangle aracıyla tıklıyorum buraya. Aşağıdaki end point'i de görüyorum ve yana çekip 1 santimlik bir dikdörtgen parça oluşturuyorum buraya. Daha sonra bunu Follow Me ile takip ettireceğim. Tıklıyorum Follow Me'yi. Bu şekilde segmentlerinden takip ettirerek götürüyorum. Başlangıç noktama geldiğinde ise tıklıyorum. Ve kenardan objeyi kesmiş oluyorum. Daha sonra bunu şuradaki offset aracı ile içerisine offset alıyorum. Kaç olsun? 1,4 gibi bir offset aldım. Diğerlerine de çift tıklıyorum. Bunu da aşağı kadar çekip kopartıyorum. Diğerlerine ise çift tıklayarak aynı değeri Push Pull Tool ile uygulayabilirsiniz. Daha sonra şu noktaya bir ark çiziyorum. Şu şekilde birleştirdim. İçine offset alacağım. Sağ klik, erase ile siliyorum bunu. Ve grup obje yapıyorum bu parçayı. Yaklaşık 5 santim gitsin. Tekrardan kenar segmentlerini de seçiyorum bunun. Yeniden yukarı biraz bir kopya alıyorum. Burayla birleştiriyorum. Öndeki parçayı da şurayla birleştireceğim. Bunun da içerisine offset alacağım. Sağ klik, erase ile bunun da iç parçasını siliyorum. Bunu da grup objeye çevireceğim. Tekrardan edit moda geçiyorum.
ve bunu da birazcık uzatıyorum. Daha sonra iki parçayı da seçip iki grup objeyi de seçip sağ klik üzerine tekrardan Make Group yapıyorum. Bir kopya alıp diğer tarafa koyuyorum. Bu tarafı uymayacaktır. Buna sağ klik, Flip Along'dan Group Screen dersek Mirror olarak kendini çevirecektir. Eğer biraz daha yumuşamasını isterseniz tekrardan Soft and Smooth Edge uygulayabilirsiniz. Sağ klik üzerine Soft and Smooth Edge, biraz dereceyi arttırıp yüzeyleri görünmez hale getirebilirsiniz. Bu obje için de geçerli, diğerleri için de. Soft and Smooth Edge.